Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri, yeniden sizlerle birlikteyiz. Ayşe Anda programıyla karşınızdayız. Ben Tekin Narşaf ve bugünün gelişmelerini sizlere aktaracağız. İlk haberimiz sevgili izleyicilerimiz, Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemekleri artık yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Hatırlarsanız Büyükşehir Belediyesi de hem Mersin'de hem Anamur'da bugün de Bozyazı'dan iftar etkinliklerini düzenleyecek. Ama dün kentimizde merkezde İmam Hatip Lisesi bahçesinde MÜSİAD'ın geleneksel hale getirdiği iftar yemeği programı vardı ve bu programa kentin protokolü katıldı. Sayın Valimiz Özdemir Çakacak da protokol arasındaki yerini aldı. İftar programına katıldığından dolayı hepinize Allah razı olsun diyorum. Bu hizmetten dolayı bu emeğe geçen bütün arkadaşlara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize can yolundan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun. Abdullah Cihat Genç, herhangi bir yerde ölmediysek ve hala yaşıyorsak bir dahaki sefere buluşmak dileğiyle. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, çeklerle ilgili bir habere geçiyoruz. Kare kod uygulamasının başlamasıyla birlikte çek itibarını tekrar kazanacak. Bu bağlamda Ticaret Odası Başkanı Sayın Abdullah Özdemir yapmış olduğu açıklamada kare kod uygulamasının çeke olan güveni artıracağını söyledi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, kare kod uygulamasının çeke olan güveni yeniden arttıracağını söyledi. Özdemir yapmış olduğu açıklamada karşılıksız çek kesmeye uygulanan hapis cezasının kaldırılmasıyla önemli bir ödeme aracı olan çeke karşı duyulan güvenin azaldığına dikkat çekti. Abdullah Özdemir, kredi kayıt bürosuna başvurarak çek sahibinin geçmiş borç ödeme performansı hakkında bilgi almak mümkün hale getirildi. Ancak bu uygulamadan iş dünyası yeterince faydalanamadı. Bunun en önemli nedeni çek sahibi hakkında sorgulama yapabilmek için kendisinin izninin alınmasının gerekmesiydi. Bundan dolayı iş adamları kendilerine çek veren kişileri rencide etmemek için bu imkanı yeterince kullanamadı dedi. Yeni başlatılan kare kodlu çek uygulamasındaysa karşıdaki kişinin rızası alınmaksızın çek ve çek sahibi hakkındaki bilgilere kolayca ulaşılabildiğini belirten Özdemir şöyle devam etti. Kare kod okuma özelliği olan akıllı telefonlar sayesinde çeklerin üzerindeki kare kodun okutulması suretiyle çekin sahte olup olmadığını ve çeki kesen kişi veya firmanın geçmiş ödeme performansını görme imkanımız olacak. Ekonomide 1.4 milyonun üzerinde aktif çek kesicisinin olduğunu, yıllık yaklaşık 100 milyonun üzerinde çek keşide edildiğini ve bu çeklerin yaklaşık %3'ünün karşılıksız çıktığı düşünüldüğünde bu sistemin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bu yeni uygulamanın çeke yeniden itibar kazandırması konusunda önemli bir adım atıldığına inanıyoruz dedi. Ve Toroslar Belediyesi İşkur beraber yürüttükleri bir proje İSKEP'e gidiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Toroslar Belediyesi tarafından uygulanmakta olan istihdam için koordinasyon ve eğitim projesi kapsamında verilen eğitimlere 22 dezavantajlı bireyin katılmış olduğu uygulamalı girişimcilik eğitimi sona erdi ve sertifikalarını aldı. Toroslar Belediyesi tarafından uygulanmakta olan istihdam için koordinasyon ve eğitim projesi, kısa adıyla İSKEP kapsamında verilen ve 22 dezavantajlı bireyin katılmış olduğu uygulamalı girişimcilik eğitimi sona erdi.
İşkur ve KOSGEB'in de desteklediği girişimcilik eğitimini alan ve kendi işini kurmak isteyen kursiyerlere teşekkür belgeleri düzenlenen bir programla verildi. Toroslar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programa Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin İşkur İl Müdürü Mustafa Kutlu, İSKEP Projesi Girişimcilik Eğitim Uzmanı Abidin İç'ten, Toroslar Belediyesi Proje Koordinatörü Ahmet Ata ve kursiyerler katıldı. 2005 yılında biz bu işlere başladık, bu şekildeki sosyal projelere. 2004 yılında ilk belediye başkanı olduğunda, tabii belediye başkanlığı sadece insanların yaşam yeri olan fiziki zeminleri iyileştirme, güzelleştirme, çağdaş anlamda bir şehrin olabilmesi gereken işleri yapabilmenin yanı sıra aynı zamanda sosyal olarak insanların var olan bütün problemlerini çözüm bulabilme sidir. Biz de bu anlamda ilk projemizi 2005 yılında yapmıştık. Bir Avrupa Birliği projesi. Oradan gelinen noktaya baktığımızda hakikaten ciddi anlamda mesafe kat etmişiz ki Türkiye'de 12 tane var olan belediyenin bu proje kapsamı içerisinde olanından bir tanesinde Toroslar İlçe Belediyesi olarak bizim olmamız bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Tabii buralara kadar geldik, zirveye çıkmak kolay ama zirvede kalabilmek güçtür hakikaten. İşte kaldığımız yerden kendimizi daha ilerilere atabilmenin hesaplarını yapıyoruz. Bu projelerle aynı zamanda biz ortak çalışma, uzlaşı kültürünün yerleşmesi yönünde de çok ciddi anlamda işler yaptık. Üniversitemizde 11 yıldır aşağı yukarı ortak proje üretiyoruz. İşte İşkur İl Müdürlüğümüz olsun, burada halk eğitim merkezlerimiz olsun, ilçe halk eğitim merkezimiz olsun. Burada kurumlar arası diyaloglu çalışmanın da en güzel örneklerini bu projeler aracılığıyla yapıyoruz. İşkur İl Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Üniversitemize, rektörlüğümüze teşekkür ediyorum. Gelmiş geçmiş bugüne kadar 11 yıl içerisinde bütün görev yapmış hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hocama çok teşekkür ediyorum. Hakikaten anlatımı da mükemmel. Ben de dersinize geldim bir kez. O aranızdaki o elektrik, o bağ kurabilmek de bir marifettir. İnşallah bu projenin daha devamı var. Devamında çok daha güzel projeleri hayata geçirebilecek de ekip arkadaşlarımız var, mesai arkadaşlarımız. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Daha güzel günler sizi bekliyor diye ümit ediyorum. Böyle bakıyorum. Hayata da hep pozitif bakmak lazım. Hep dolu yanından bakmak lazım. Ve yolunuz, bahtınız açık olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bu İSKEP projesi kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ile beraber geliştirilen bu projede hakikaten Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak yer almaktan sonsuz memnuniyetimizi belirtmek istiyorum. Ayrıca değerli başkanımla daha önce de gıyabında da biraz konuşmuştuk. Yani Mersin'imizde sosyal sorumluluk projelerine imza attılar bir günler kadar değişik seferlerde. Bizler de elimizden geldiği kadar bu projelere destek bulmaya, ortak olmaya çalıştık. Sizlerin bize yapacağı en büyük iltifat bu kursun sonunda, bu eğitimin sonunda hocalarımızla gerçekten çok güzel destekledi. Ben kendimi ayrıca tekrar tebrik ediyorum. İş yerlerinizi açtığınız zaman bizler de gelip orada bir kordelesi kesilirken oraya şahitli gelebilirsek o bizim en büyük iltifat, en büyük ödülümüz bizim bu olacak. Konuşmaların ardından mezuniyet keplerini giyen kursiyerlere teşekkür belgelerini Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve protokol üyeleri takdim ederken pasta kesimiyle devam eden programda kursiyerler hep birlikte belediyenin hizmet binası önünde keplerini havaya fırlatarak başarılarını kutladı. 1, 2, 3 Hayda! Kendi geliştirdikleri iş projeleriyle girişimcilik desteklerinden yararlanabilecek olan 22 dezavantajlı bireye İşkur tarafından 36 bin Türk lirası, KOSGEB tarafındansa 30 bin Türk lirasına kadar hibe desteği verilecek. Kursiyerlere ayrıca KOSGEB'in hazırladığı sertifikalarda önümüzdeki süreçte düzenlenecek özel bir törenle takdim edilecek. Evet, Silifke'nin yoğurdu, ah seni kimler doğurdu türküsü değişecek galiba artık. Çünkü Silifke'de yetiştirilen karpuz, Diyarbakır ve Adana karpuzlarına hem meydan okuyacak cinsten hem de rakip olacak türden. Çünkü hem lezzeti
ve hem de su oranıyla Diyarbakır ve Adana karpuzlarına rakip oluyor Silifke karpuzu. Mersin'in Silifke ilçesinde yetişen karpuz lezzeti ve su oranıyla Adana ve Diyarbakır karpuzuna rakip oldu. Silifke'de örtü altında yapılan karpuz üretimiyle Adana ve Diyarbakır'a rakip çıktıklarını belirten üretici Hıdır Sönmez, karpuzların 5 ila 15 kilo arasında değiştiğini söyledi. Biz bu karpuzu ikinci ürün olarak ektik. Önce güzlük domates vardı, yerine karpuz ektik. Tadıyla, lezzetiyle güzel bir karpuz. Çevremizde halkımız tarafından tercih ediliyor. Fakat Türkiye genelinde bilinmiyor. Silifke'mizin her şeyi lezzetli. Karpuzu, çileği, aroması farklı. Bizim coğrafyamızdan olsa gerek. Türkiye genelinde yani her yerden daha lezzetli olduğunu iddia ediyoruz. Diğer karpuzlara rakip olarak gördüğümüz bu karpuz lezzet olarak daha farklı. Dolapta daha uzun süre dayanıyor. Su oranı daha yüksek. Şeker oranı daha yüksek. Yani yemesi gayet hoş bir karpuz. Tabii ki üretim yükselirse, diğer dışarıdaki tüccarların da haberi olursa tercih edeceklerdir. Evet, tabii hepimizin canı çekti. Özellikle oruçlu insanların karpuz tabii ki. Evet, Ajanda programının son haberini aktarıyorum sizlere. Mersin İdman Yurdu ile ilgili. Mersin İdman Yurdu sevgili izleyicilerimiz Servet Çetin ve Sinan Kaloğlu ile masaya oturdu ve iki futbolcuyla da anlaşmaya vardı. İç transferde futbolcuların sözleşmelerini uzatmak için çalışan Mersin İdman Yurdu, Mitrovic'den sonra Servet Çetin ve Sinan Kaloğlu'yla da masaya oturdu. Her iki oyuncuyla da anlaşma sağlandığı ve görüşmelerde bir pürüz yaşanmadığı bildirildi. Önümüzdeki hafta sezon öncesi hazırlıkları kampının ilk etabına başlayacak olan Mersin İdman Yurdu'nda Rıza Çalınbay'ın bütün futbolculara kampa hazır gelmeleri konusunda uyarı mesajı yollandığı belirlenirken, deneyimli hocanın altyapıdan A takıma alınabilecek düzeydeki isimler üzerinde de özel bir çalışma yapacağı belirtildi. Ve böylelikle Ajanda programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki yayında tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın, mutlu kalın.